Günaydın herkese arkadaşlar. Şimdi gideceğim yer otelden 6 kilometre uzaklıkta. Burada bir otostop çekip bugün artık yapmak istediğim o çılgın etkinliği yapmak istiyorum. Otostop çekip 6 kilometre ileride geleceğimiz noktaya geldik. Şu an Reyhin Otel'in kafesindeyiz. Hemen Kız Kalesi var karşımızda. Burası Mersin Erdemli'de bulunan Kız Kalesi. Şöyle göstereyim size. Ben şimdi bugün burada ne yapacağımı size kısaca açıklayayım. Ben buraya bir çılgın bir aktivite yapmaya geldim. Bugün rope jumping, yani halatla atlama aktivitesini deneyeceğim ilk defa. Şimdi yine bu detayları anlatırım ama öncesinde bana şöyle bir form verdiler. Halatla atlama taahhütnamesi diye. Onların söyledikleri kurallara uyup uymayacağıma dair bir imzalamam gereken belge var. Ondan sonra da yukarıya çıkacağız. Bakalım yukarıdan. Şeridimiz var. O şeridin ötesine geçmeyelim. Ötesine geçtiğimizde de yanımızda eğitmen ve kuşan takımımızı kuşanmış olmadan oraya girmeyelim. For example, we clip karabina. Karabinayı bağlıyoruz, halatı karabinayla harnesle bağlıyoruz. Okay, I prepare. I'm ready. Hazırız. Siz de geliyorsunuz. Dur. Bekliyoruz. I prepare. Okay, I'm ready. Go, slow, slowly. Yavaş yavaş. Talimata göre ilerliyoruz. And on the exit. We don't dancing, we don't go left, we don't go back, never. Arkadaşlar platforma geldiğinizde sağa sola geriye kesinlikle hareket etmeyin. Çünkü zaten göreceksiniz dar bir platform, yanında korkuluk yok, hiçbir şey yok. Ve kesinlikle dengesiz bir hareket yapmayın. Sadece hafif adımlarla öne doğru ilerliyorsunuz. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, atla! Okay. Okay. Tamam, evet. Sırada. Next. İnşallah orada da yapabiliriz. Arkadaşlar. Orada dur. Orada çekersin. Kaç dakika sonra atlayacağız. Bu çılgınların hepsi atlayacak bugün. Ben bugün rope jumping yapacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Sadece hayatım bir halata bağlı. Ya bu heyecanla yaşamak çok istiyordum. Bu kızım sen delirdin mi, çıldırdın mı diyeceksiniz ama ne yapayım? Adrenalin böyle bir şey. Seviyorum. Bu heyecanla yaşamak istiyordum. Araştırıyordum uzun zamandır. Hani bizim ülkemizde de kanyon veya vadi atlayışı yapılıyor mu diye bu şekilde halatla. Araştırdıktan sonra böyle bir Rus ekibin Türkiye'de olduğunu öğrendim. Instagram'dan onlara ulaştım. Kıştan beri de konuşuyorduk. Hep Mersin, Adana taraflarında olduğu için de bu tarafa bir türlü yolum düşmemişti kışın. Ama şimdi böyle Güneydoğu'ya giderken dedim ki kesinlikle iletişim kurayım. Ve şansıma da Mersin Erdemli'de Kayacı Vadisi'nde ilk festivallerini düzenliyorlar. Ben de ona denk geldim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Bakalım yaşayacağız o heyecanı. Geldik buralara kadar. Allah'ın izniyle tek parça bir şekilde aşağıya atladıktan sonra ineceğimi düşünüyorum. Kalbim güm güm ya. Havada nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah yüreğim ağzımdan dışarıya fırlamaz. Düşünebiliyor musunuz? 220 metreden aşağıya atlayacağım. İneceğim ne kadar heyecanlı. Belli bence. O atlayışlar kolay olmuyor. Gitmesi bile meşakkatli. Ne diyorduk biz buna? Diğer adıyla intihar etmek mi? İntihar atlayış. Yani Türkçesine halatıyla atlama demişler ama yani bana ne diye sorsalar bu intihar atlayışı derim. Atlayış yapacaklarla birlikte geldik. Şeritin oraya geçmemizi istememişlerdi ama şuradan göstereceğim size. Platformun ucu görünüyor. Kırmızı bir platform var şu uçta, kayanın dibinde. Oradan atlayacağız. Aşağısını görüyorum şu an. Bayağı bir yüksek. Ay çok heyecanlı gerçekten. İlk atlayışı Kenan yapıyor. Kenan heyecan var mı? Şimdi yok. Neyse Kenan heyecanlanırsan da korkarsan da söyleme bize de. Korkmayalım, geri dönmeyelim. Şimdi geri dönmek de yokmuş ya, atıyorlar direkt. Buradan geri dönmesi de sıkıntı zaten ben. Hayır buradan geri döneceksin, atla daha iyi. Kısa yoldan git boş ver. Atlamadan önce son söylemek istediğin bir şeyler var mı?
Seviyorum yaşamayı yani, bunun üstüne ne söyleyeyim. Böyle şeyler yaşadığını hissettiriyor değil mi? Evet, kesinlikle hayatta olduğunu. O yüzden bugün iki kere yapacak. İki kere hissedecek yaşadığını. Hayat nefes aldığın anlar değil, nefesini kesen anların toplamıdır. Vaaay. Geçerli. Yeni motto. Motto geldi. Evet, yavaştan heyecan başladı. Bildiğim duaları okumaya başladım. Çok heyecanlı. Hmm. Şurada titreyeceğim muhtemelen. Son sözlerimde hayat kısa, kuşlar uçuyor. Ben de kuş misali birazdan uçacağım. Yaklaşık 10 saniye, 15 saniye sonra atlayacağım galiba. Gerçekten çok heyecanlanmaya başladım. Bu heyecanı yaşamak isteyen herkes bence buraya gelmeli. Birazdan ben gidiyorum. Görüşürüz. Okay, but once again here on our camera. Atlayışa bir dakika. Yavaş yavaş. Karşıya bak, aşağıya bakma. Aşağıya bak. Sol tarafa atlayacağız biraz. Biraz sola doğru. Biraz sola doğru. Parmaklarını kenardan çıkaracak kadar. Evet, tamam. İleri doğru atlayacaksın, unutma. Ellerini kaldır yana. Karşıya bak. Ellerini aç. 2, 1, atla. Çok iyi. Arkadaşlar çok güzel ve şu an kayaya doğru gidiyorum. Çok güzel. Gördüğünüz gibi havadaki atlayışımı yaptım. Gerçekten inanılmaz heyecanlandım çıkmadan önce. Böyle bildiğim bütün duaları okumaya başlamıştım ama artık atla dediklerinde attım ya kendimi. O ilk 5 saniye zaten bir hatırlamıyorum ama ondan sonrası çok güzeldi. İnanılmaz keyif aldım. Zannedersem ben bu sporun bağımlısı olacağım. Bir daha gelmeyi düşünüyorum buraya. Yani bunu bir daha yapmak istiyorum. Belki yani bizim ülkemizde başka vadilerde olur. Belki yurt dışında farklı kanyonlarda olur. Bakarsınız bir gün piyango çıkar Grand Canyon'ında falan olur. Bilmiyorum ama bir daha bunu yapacağım yani. Halatla atlama olayını bir daha yapmak istiyorum. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Eğer bu heyecanı siz de yaşamak istiyorsanız kesinlikle doğru adres onlar yani. Onları bulmalısınız. İşlerinde gerçekten profesyoneller. Hani kemerler onlar bunlar takıldıktan sonra sürekli bir kontrol halindeler. Güvenli mi? Tamam mı? Emniyetli mi? Hep bir bakıyorlar. O çok hoşuma gitti zaten. Ben çok keyif aldım dediğim gibi. Umarım siz de bir gün gelir bu deneyimi yaşarsınız. Darısı sizin başınıza diyorum. Arkadaşlar az önce buradaki burada olan arkadaşlar dedi ki buraya tipliler gelmiş. Yarım saat 40 dakika yürüme mesafesinde kamp kurmuşlar. Biz o tarafa doğru bir yürüyüş yapacağız. Bir onların kamp yerlerini ziyaret edeceğiz. Giderken böyle bir kalenin kalıntıları bulduk ya da harabe diyeyim bilmiyorum. Bir kalıntı var burada. Buraya da sanırım hippiler yazmış. Welcome home. Eve hoş geldin diyorlar. Bir gidelim bakalım. Eve gerçekten hoş gelecek miyiz?
Ben merak içindeyim neyle karşılaşacağımız konusunda. Sen ne düşünüyorsun Ahmet? Ben de çok merak ediyorum. Oha! Orada ne oluyor lan? Su fışkırıyor. Baksanıza suya. Nasıl fışkırıyor? Gidip bakalım ne var orada. Vay. Yok orada bence şey patlamış, boru patlamış da. Olay ne yani bir bakalım. Görüntü çok güzel. Şelale suyu gibi. Bakın böyle kalıntılar var burada. Ihlara Vadisi'ni anımsattı bu arada bize. Aksaray Ihlara Vadisi'nde de biz yürüyüş yapmıştık. Orada da çok güzel kiliseler falan vardı. Orası gibi güzel burası da gerçekten. Keyif aldık bu yürüyüşten. Bakar mısınız su nasıl fışkırıyor? Wow! Biz nerelere geldik böyle ya? Bakar mısınız ya? Çok güzel. Burada size kamp düzenleyesim geldi. Hadi düzenleyeyim kaç kişi gelir? Alta yorumlara yazsın. Ben burada kamp düzenlemek istiyorum. Kimler gelir? Oha burada bir şey var. Sürünüyor valla. Aha yılan mı? Burada bir şey var da korkuyorum. Kertenkele. Kafasını çıkarttı bakın. Yılan mı? Yılan. Şurada bir şey kafasını çıkarttı. Vallahi gitmiyor arkadaşlar. Ben gidiyorum. O gitmiyor bari ben gideyim. Küçük bir şeydi zaten. Büyük bir şey değil ama burada her şey vardır zaten. Ay. Ay. Ormanın derinliklerinde iki kişi bulduk. Herhalde kamping alanından geliyorlar. Biz onların tersine doğru devam. Harbiden uzaktalarmış. Biz biraz da oyalandık tabii video fotoğraf çekeceğiz diye. Buranın güzelliği bizi inanılmaz büyüledi. Arkadaşlar bulduk çadırları. Hippi arkadaşlarımız burada bayağı kurulmuşlar. Bir selam vereceğiz bakalım. Ben de çok beğendim. Böyle derenin kenarına kurulmuşlar. Sabah bu dereye karşı muhtemelen uyanıyorlar. Buranın tadını çıkarıyorlar gerçekten. Böyle birkaç kişi olarak kurulmuşlar. Birkaç çadır da var. Biz çok rahatsız etmeden yanlarından geçmek istedik. Rahatsız oluyorlarmış çekimden. Şöyle en azından manzaralarını çekeyim dedim. Gelirken zaten nereye kurulduklarını gördünüz. Vadinin içinde düz bir alan bulmuşlar. Keyifli vakit geçiriyorlar. Bence çok güzel. Kamp alanından ayrıldık. Ziyaret ettik kamp alanlarını. Ya böyle girer girmez zaten o huzuru hissettim. Bir huzur geldi bana açıkçası. Orada tanıştığımız arkadaşlar olsun falan bizi çok güzel karşıladılar. Hemen bir sarıldılar. O enerjiyi hissettirdiler bizi. O çok güzeldi. Fakat içeride çekim yapılmıyormuş. Hani kendi aralarında da asla çekim yapmıyorlarmış. Dışarıya kapalı bir gruplar aslında. Güzel bir felsefeleri de var. Rainbow buluşmasıymış bu buluşmanın adı. Böyle normalde dünyada her ay bir yerde buluşulurmuş ama Türkiye'de de yılda iki kere falan oluyormuş bu buluşma. Şey diyorlar bize hani çağırıyoruz arkadaşlarımız gelemiyor. Hani size kısmet oldu diyorlar. Gerçekten kısmet oldu arkadaşlar. Gittik gördük sohbet ettik. Orada bir arkadaşla tanıştım. Sonrasında ona ulaşıp onların benimsediği felsefeyi biraz daha anlamak istiyorum. Amacımız bu dünyada biraz daha hoşgörülü, biraz daha egolarından sıyrılan, daha merhametli insanlar olmak. Hayatta ne kadar çok egolarımızdan sıyrılırsak aslında o kadar hafifler, o kadar yüklerimizi atar, o kadar daha güzel insan oluruz diye düşünüyorum. Onları da görmek, benimsemek, hissetmek, onlarla sarılmak güzeldi. Biz şimdi buradan yolumuza devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dostlar en son yürüyüşte gelirken kamp alanından Julian önümüzde giriyordu. Onunla sohbet ederek geldik. Kendisi bir Fransız. 3,5 aydır Türkiye'deymiş. Bir haftalığına da bu kampa gelmiş. Onunla konuşa konuşa geldik. Onu geride bıraktık. O biraz kayaları falan inceliyor. Biz de artık buradan ayrılıyoruz.